Muhterem Müslümanlar, bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir adam gelerek "Ey Allah'ın Resulü, bana bir tavsiyede bulun." dedi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona "Öfkelenme." buyurdu. O adam bu soruyu defalarca sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise ona her seferinde "Öfkelenme." diyerek nasihatte bulundu. Aziz müminler, bizler insanız, yaratılışımız gereği bazen neşelenir, bazen hüzünleniriz, bazen sükunetle, bazen de kızgınlıkla hareket ederiz. Bize düşen, olumsuz duyguların esiri olmamak, güzel hasletlerle hayatı anlamlı kılmaktır. Kıymetli Müslümanlar, İnsan olarak sahip olduğumuz duygulardan biri de öfkedir. Öfke yerinde kullanılırsa ailemize, vatanımıza ve değerlerimize saldırıları bertaraf etmemize yardımcı olur. Ancak öfkenin esiri olmak telafisi güç sorunlara yol açar. Bizi Allah'ın rahmetinden, insanların muhabbetinden uzaklaştırır. Öfkeye yenilmek toplumda şiddet, huzursuzluk ve kargaşaya sebep olur. Değerli müminler, müminin öfkesi hakkın tarafında, batılın karşısındadır. Müminin öfkesi mazlumun dostu, zalimin düşmanıdır. Müminin öfkesi iyiler için şefkat ve merhamet, kötülerin önündeki engeldir. Hasılı müminin öfkesi Hayra anahtar, şerre kilittir. Öfke aklı örtünce idrak ve şuur ortadan kalkar. Göz görmez, kulak duymaz olur. Öfke gönlü kuşatınca hisler körelir, kalp katılaşır. Sevgi ve saygı azalır. Şiddet ve nefret çoğalır. Öfke nefse hakim olunca sabır ve tahammül gider lisan kırıcı, insan yıkıcı hale gelir. Aziz Müslümanlar, maalesef öfkesine yenik düşen insanların ibretlik haberlerini her geçen gün daha fazla duyuyoruz. Ailede, sosyal medyada, trafikte, hayatın farklı alanlarında öfke nice üzücü olaylara sebebiyet vermektedir. Bir anlık öfkeyle akrabalık, dostluk ve kardeşlik bağları kopmakta geriye kin, nefret ve husumet kalmaktadır. Aileler dağılmakta, ocaklar sönmekte, canlar yitirilmekte, umutlar yok olmaktadır. Kıymetli müminler, yüce Rabbimiz bir ayette şöyle buyuruyor: O müminler ki büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Öfkelendikleri zaman affederler. Öyleyse merhameti öfkenin panzehiri yapalım. Yaratılan her cana şefkatle davranalım. Şiddet, nefret ve zorbalığın her çeşidinden uzak duralım. Öfkenin esiri olmaktan af ve bağış yolunu tutmakla kurtulalım. Kalbimizi düşmanlıktan, kin ve intikam duygularından arındıralım. Muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor Gerçek pehlivan güreşte rakibini yenen değil öfkelendiğinde kendisine hakim olandır O halde öfkemizi sabırla dizginleyelim Musibet anında metanetli olalım Soğuk kanlılığı elden bırakmayalım Zorluklar karşısında Allah'a sığınalım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği gibi öfkelendiğimizde euzu billahi mineşşeytanirracim kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyelim. İmkanımız varsa abdest alalım. Ayakta Ayaktaysak oturarak, oturuyorsak uzanarak öfkemizi dindirmeye çalışalım. Hutbemi yüce Rabbimizin muttaki kullarını tanıttığı şu ayetin mealiyle bitiriyorum. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlardır. Öfkelerini yenenlerdir. İnsanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.